Ersan Şahin'in davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Bakanlıklarımız arasında bugün imzaladığımız bu mutabakat zaptı da bugüne kadar Hamza Bey'le Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla yaptığımız ortak çalışmaların hukuki bir zemine kavuşmasına vesile oldu. Bundan sonra inşallah ortak çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs halkının, Kıbrıs Türk halkının yanında ve yanında olmaya da bundan sonra da her alanda devam edecek. Biz bu 15 yıldaki tecrübelerimizi talep eden tüm kardeşimiz olan coğrafyalara iletiyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Her ülkeyle tecrübe paylaşımı yapıp ülkelere destek oluyoruz. Çünkü bizim devlet geleneğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla inşa edilmiştir. Bugün sadece devlet olarak sosyal politikalar alanında vatandaşlarımıza verdiğimiz destek 35 milyarı aşmış durumda. Türkiye'nin bu dönemde bir refah ve istikrar adası olmasının yanında vicdan ve adaletin de bayraktarı olduğu özellikle altının çizilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bir yandan vatandaşlarımızın bütün sorunlarına, dertlerine çare olurken bir taraftan da dünya üzerindeki tüm mazlum coğrafyalara el uzatan, mazlumlara sahip çıkan, destek olan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin başarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısı olarak görülüyor. Bugünkü görüşmelerimizde de Sayın Başbakan da bunu zaten ifade ettiler. Bugün de sosyal politikalar alanında birlikte neler yapabileceğimizi, önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimizi Sayın Bakan'la görüştük. Bir yol haritası önümüzdeki dönem için çizdik. Az önce de bir mutabakat zaptıyla bu yol haritamızı hukuki bir zemine de kavuşturmuş olduk. Bilişim teknolojilerinin de hızla geliştiği bir dönemde sosyal yardım ve hizmetlerde bilişim altyapısına dönük de önümüzdeki dönemde biz bilgi paylaşımını sağlamak istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ayrıca ayrımcılıkla mücadele konusunda ulusal stratejiler, politikalar ve sosyal iletişim ağlarını da önümüzdeki dönemde geliştirmeyi planlıyoruz. Hangi alanda olursa olsun Türkiye'nin sahip olduğu bütün imkan ve kapasitelerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarının da sahip olması bizim için istediğimiz öncelikli bir husustur. Cumhuriyet tarihimizin en önemli altyapı projelerinden birini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdik. Asrın projesi diye tabir edilen Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından boru hattıyla su taşıdık. Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde olmadığı bir durumda Türk halkı da huzur ve refah içinde olmayacaktır, yaşayamaz. Biz AK Parti hükümeti olarak 15 yıldan bu yana adadaki tüm dengeleri Türk tarafı lehine geliştirme noktasında çok önemli mesafeler kat ettik. Çözümsüzlük çözümdür anlayışını terk ederek Kıbrıs sorununda bütün parametrelerin değişmesini, ezberlerin bozulmasını da birlikte sağladık. Başından beri kazan kazan ilkesinin hayata geçirilmesini savunduk. Başından beri çözümden yana olan, yapıcı olan, sözlerini tutan taraf olduk. Bizim bütün bu gelişmelerden bağımsız olarak en önemli hassasiyetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilen müreffeh, hem eğitimde olsun, sağlıkta, sosyal politikalarda, turizmde, her alanda refah ve istikrar içinde yoluna devam etmesidir. O yüzden bakanlık olarak da bu anlamda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha sağlam zemin üzerinde sürdürmeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu imzaladığımız mutabakat zaptıyla beraber aile ve sosyal politikalar alanında ülkelerimiz arasındaki çalışmalarımızı daha da kuvvetlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz. Karşılıklı somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki Türkiye olarak 80 milyon büyük bir aileyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı da bizim büyük ailemizin parçası. Biz hep birlikte çok büyük bir aileyiz Sayın Bakanım.
Tekrar nazik davetinizden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ana vatanımız ne kadar güçlüyse biz de en az o kadar güçlü olmuşuzdur. Ve sizlere gerek bakanımız olarak, Aile ve Sosyal Politika Bakanımız olarak sizlere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Türkiye'de ne varsa eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olacaktır sözlerinden ve desteklerinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir söz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok konuda sizlerin çok büyük bir alanda edindiğiniz bilgi, deneyim ve tecrübeden faydalanarak en azından ikinci kez yanlış yapmamak, tecrübelerinizi bizlerle paylaşarak, çünkü deneyim ve tecrübe hiçbir zaman satın alınmaz, sadece edinilebilir. Bu edinilen tecrübelerden faydalanarak yolumuza emin adımlarla yürümek istiyoruz. Yıllar yılı çözümsüzlük çözümdür parametresinden kopan Kıbrıs Türk halkı artık masada eli çok güçlü bir şekilde tüm dünya devletlerine biz masadayız ve çözüm için hazırız dememize rağmen maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmamasından dolayı 40 yıldır çözümlenmeyen bir sorununla çözümsüz kalmasına sebep olmakta ve tüm dünyanın da buna seyirci kalmasını bizler üzüntüyle karşılamaktayız. Ama ne olursa olsun biz ana vatanımızla birlikte demokrasilerde çare hiçbir zaman tükenmez. A planını yürümezse B planını ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz. Özellikle sosyal politikalar adına, aile ve sosyal politikalar adına hep birlikte daha birçok projeye imza atabileceğimize ben yürekten inanıyorum. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz desteğe, katkıya teşekkür ediyorum. Bundan sonra bunların artarak devam edeceğine inanıyorum. Ve inşallah hep birlikte dünyaya örnek olacak bazı projeleri de hayata geçirebileceğimizi İnşallah. Düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 2000'li yıllardan önce çok farklı bir konumdayken artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada söz sahibi bir devlet konumundadır. Biz de bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Demek ki burada yapacağımız birçok şey de başka ülkelere örnek olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün imzalamış olduğumuz mutabakat da bunun ilk adımlarıdır veyahut bugüne kadar gayri resmi olarak yürüttüğümüz bu ilişkilerin resmileştirilmesi adına, dolayısıyla biz ana vatan, yavru vatan olarak yazılı olmasa da gönülden yapmış olduğumuz bu birliktelik, iş birliktelikleri şu anda bir metne dönüştürülmüştür. Ben bu çerçevede bu mutabakat metnimizin de hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice büyük projelere hep birlikte yelken açacağımız olan inancımı belirtiyorum. Ve tekrardan sizi adamızda görmekten, ekibinizle birlikte adamızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun.